Merhabalar sevgili Akrep Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 29 Nisan haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Ve hemen arkasından tarotlardan her zamanki gibi destek alacağız. Şimdi sevgili akrepler, pazartesi günü gündemimiz biraz daha yakın çevre ve kardeşlerle ilgili bir sorumluluk, bir görev. Burada bir görev üstleneceğiz yakın çevremizle alakalı. Bir görevi tamamlayacağız, bir sorumluluk üstleneceğiz ve bu sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışacağız. Ve aynı zamanda bir eğitimle ilgili konumuz var ise yine bir eğitimle ilgili durumlarla alakalı gündemlerin üzerine düşebilirsiniz. Sosyal medya ile ilgili internet üzerinden yaptığınız bir durum var ise bizim gibi böyle bir sosyal medya üreticisiyseniz bu alanla ilgili de görev ve sorumluluklar alma ve bu sorumlulukları yerine getirme gibi süreçlerden geçebilirsiniz. Ayrıca pazartesi günü Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak sevgili Akrep burcu. Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi sizin aşk hayatınız, daha doğrusu evlilik hayatınız, ilişkileriniz, birlikteliklerinizle alakalı yeni gelişmelere ve yeni başlangıçlara adım atacaktır. Evliliğe karar verme, ilişkinizi evliliğe doğru götürme, ilişkiden zevk alma, keyif alma, mutlu olma, keyif aldığınız, sevdiğiniz ve sevildiğinizi hissettiğiniz enerjilerin yoğun olabileceği bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Burada ilişkilerinizden para kazanmak, ilişkilerinizde keyif almak, yeni ilişkilere başlamak, evlilik adına adımlar atmak sizin için daha böyle mutlu edecek enerjileri getirecek gibi görünüyor. Aynı zamanda Salı günü Mars Koç burcuna geçiş yapacak. Salı günü Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle de gündelik hayatınızda koşuşturmalar çok fazla olacak sevgili arkadaşlar. Oradan oraya gitmek, o işi yapmak, her işi ben yaparım mücadelesi, her işin üstesinden gelme çabanız, hırslısınız zaten sevgili Akrep Burcu. Mars'ın Koç burcunda olması demek o hırsınızı daha da hırslandırmak, her şeyin üstesinden gelip altından kalkabilmek, yardımcılarınız, elemanlarınız, birlikte çalıştığınız kişilerle mücadele etmek, çaba sarf etmek, efor sarf etmek, eyleme geçmek, sağlıkla ilgili baş ağrılarınızın tetiklenmesi gibi durumların söz konusu olması mümkün diyebilirim. Aynı zamanda askeriye ile ilgili, askerlikle ilgili, jandarma ile ilgili, güçlü kuvvetlerle ilgili durumlarınız var ise de bu alanla da ilgili hareketlenme ve eylemlerin başlaması söz konusu olabilir diyorum sizin için. Çarşamba ve Perşembe günü biraz daha yaşadığımız yerle ilgili konulara yönelebiliriz. Evde tadilat, tamirat olayları, elektrikle ilgili konular, evde zaman geçirmek isteyebiliriz, evde çalışabilirsiniz. Biraz daha özgür olmak isteyeceksiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz aynı zamanda. Enerjiler bu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Yani ev almak, ev satmak, ev kiralamak, evden taşınmak, yaşadığınız yerle ilgili bir değişim gibi bir durum söz konusu gibi görünüyor. Hafta sonu ise biraz daha sevgili arkadaşlar duygusal yönümüz ağır olacak, sevgi ihtiyacımız ağır olacak, sevmek, sevilmek, flört etmek, aşkı yaşamak isteyeceğimiz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Hayatınızda biri varsa bu kişiyle hayalleriniz doğrultusunda bir aşk yaşamak ya da bir birliktelik yaşamak ya da bir flörtü aşka doğru, ilişkiye doğru ilerletme gibi bir durum söz konusu olabilir sizin adınıza. Aynı zamanda çocuklarınızla da aranızda duygusal bağların daha da güçleneceği, yine çocuklarınızın üzerine daha böyle anaç, daha sevgi dolu enerjilerle onların yanında olabileceğiniz etkiler söz konusu gibi görünüyor. Yine hafta başında hayatınızda biri varsa, bir flört ettiğiniz, aşk yaşadığınız, ilişki yaşadığınız ya da bir çocuğunuzla ilgili, bir durumla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani hayalleriniz gibi çıkmayabilir, umut ettiğiniz gibi olmayabilir. Size verilen sözlerin tutulmadığını görebilirsiniz. Vaatler yerine gelmeyebilir. Çok böyle hayal ettiğiniz gibi de çıkmayabilir bu durum. Yani bir flörtü işte siz ileriye götürme çabasındaysanız
bu flörtlük durumu ileriye gitmeyebilir ve bundan dolayı bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu tarz etkilerin de söz konusu olduğu bir haftaya geçiş yapıyorsunuz sevgili Akrep Burcu diyebilirim sizler için. Akrep Burcu 29 Nisan haftası diyoruz Akrep Burcu'na. Akrep Burcu 29 Nisan haftası. Evet, organizasyon yapmak, bir plan proje içinde olmak, harekete geçmek, eyleme geçmek, güçlü olduğunuzu ispat etmek gibi enerjiler söz konusu gibi görünüyor. Geçmiş konular, yarım kalmış konuları tamamlamak adına bir organizasyon içinde olabilirsiniz. Kendinizi ispat etmeye çalıştığınız, kanıtlamaya çalıştığınız bir durum söz konusu. Mücadele edeceğiniz haftaya geçiş yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir yandan da memnuniyetsiz enerjiler hakim gibi. Her ne kadar her şey yolunda gibi görünse de, her ne kadar hayatınızda güzel giden bir şeyler olsa da sizin memnun olmadığınız bir şey var. Bir şeyler sizin istediğiniz gibi gitmiyor ve bu da sizin canınızı sıkacak gibi görünüyor. Sağlam başlangıçlar yapıyorsunuz. Yeni başlangıçlarınız var. Bazı şans ve fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Maddi manevi güven arayışı içindesiniz. Kendinizi sağlamlaştırmak, güvence altına alma enerjisinin hakim olduğu bir durum söz konusu. Sevgi çıktı sevgili arkadaşlar. Sevgi, sevmek, sevilmek, sevginizi sunmak, tutkuyla bağlanmak. Biraz böyle gelgitli ilişkiler de bunu getirebilir. Dalgalı ilişkiler, yani bir var bir yok ilişkiler içindeyseniz bu tarz ilişkilerin gündemde olduğu bir durum söz konusu ve bundan dolayı da bir hayal kırıklığı yaşama ve aynı zamanda da bir tükenmişlik enerjisi söz konusu. Yani biraz önce de söylediğim gibi bir şeyler sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ve tükenmişlik durumuna girme gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani bunu beklemiyordum dediğiniz, çok da böyle beklediğim gibi, hayal ettiğim gibi olmadı dediğiniz ve kendinizi ruhsal olarak bir çöküntüye düşüreceğiniz etkilerde kalabilirsiniz ve hemen arkasından da keskin başlangıçlar, yeni başlangıçlar, yeni fikirler, yeni fikirleri hayata ve eyleme dönüştürme zamanı da diyebiliriz. Bir yandan bu durumdasınız, bu durumdan kalkıp her zamanki gibi küllerimizden doğup yeniden başlama, yeniden fikirlerinizle, kararlarınızla mücadele etmek ve hayata yeniden başlama, yeni kararlar alma, yeniden ayağa kalkma mücadelesinin devam ettiği görünüyor. Tamam, evet, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bir şeyler sizin istediğiniz gibi gitmeyecek gibi görünüyor. Ama hemen arkasından da hiçbir şey olmamış gibi tekrar toparlanmak var. Yeniden başlamak var. Her zamanki gibi sevgili Akrep Burcu diyebilecek ve yapabilecek bir şeyim yok. Yine mi diyeceksiniz? Evet, yine yeniden başlamak var. Yine yeniden umudunuzun ve hayallerinizin yıkılması var ve bundan sonra da tekrar yeni kararlarla yeni başlangıçlar yapma yolunda adımlar atacağınız bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Sevgili Akrep Burcu diyebilirim sizler için de. Her zamanki gibi üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.